Cinayet, işlenen en büyük suçlardan birisidir. Onu yapan kişinin elbette hepimiz ağır cezalar almasını isteriz. Hele ki en yakınımızı kaybetmişsek bu acının tarifi asla olmaz. Bugünkü videomuzda bunun en güzel örneklerinden biri. Gelin yargıçları bile ağlatan bu babanın ne yaptığına hep birlikte bakalım. Abdülmunim Sombat Jitmut bir çarşamba Kentucky'de bir mahkemedeydi. Oğlu Selahattin 2,5 yıl önce pizza siparişini teslim ederken öldürülmüştü. Yargıç nihayet Abdülmunim'in oğlunun katilini bulmayı başarmıştı. Ama hakim cezayı duyurmadan önce 66 yaşındaki Abdülmunim, oğlunun ölmesinde rol oynayan Alexander Ralford'u affettiğini ve affetmenin İslam'a göre en büyük erdemlerden biri olduğunu söyledi. Fayette bölgesi hakimi olan hakim Kimberly Bonnell bunu duyunca gözyaşlarına hakim olamadı ve duruşmaya ara verdi. Duruşmaya devam edince Alexander da kendi yaptıkları için af diledi ve ardından katil ve baba birbirlerine saldırdı. 24 yaşındaki katil de ölen çocuğun babası da gözyaşları içindeydi. Ardından iki tarafında yakınları gelip onlara sarıldı ve büyük bir sarılma çemberi kurdular. Duruşmayı izleyen jüri üyeleri şok olmuştu. Alexander hapishanede geçireceği süre boyunca İslam'ı öğreneceğine ve hayatına bir Müslüman olarak devam edeceğini söyledi. Abdülmunim de cevap olarak, ''Merak etme, olan oldu. Önünde tertemiz bir sayfa var. Artık erdemli davranmalı ve yaptığın kötülüklerden kaçmamalısın. 31 yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda artık hayatına iyi bir vatandaş olarak devam etmeli ve hayır işleri yapmalısın.'' dedi ve bunları duyan Alexander çok şok oldu. Alexander, işlediği cinayet girişimi, hırsızlık girişimi ve delil imha etme girişimi suçlarından ötürü 31 yıl ceza aldı. Alexander Abdülmunim'in oğlunu kendi başına öldürmediğini söylüyor ama duruşmayı yürüten hakim Kimberly Bonnell'ın söylediğine göre ne olursa olsun Abdülmunim'in oğlu öldüğü için Alexander'ın her türlü suçlu konumda olduğunu şöyle açıkladı. Alexander hırsızlığa hazırlandı, bir yerlerden bıçak buldu, delilleri imha etmeye kalkıştı ve pizzayı yiyen de oydu. 2015'in Nisan ayında 22 yaşındaki Selahattin Jitmut, Kentucky'nin Lexington şehrinde pizza siparişini teslim ederken ölümcül şekilde bıçaklandı ve soyuldu. O sırada Alexander'ın yanında bulunan iki kişi yargılanmadan suçsuz ilan edildi. Ama duruşmayı yürüten hakim, Selahattin'in katili olan Alexander'a işlediği suçlardan ötürü 31 yıl hapis cezası verdi. Selahattin bir Müslüman olduğu için bu olay Lexington şehrinde yaşayan Müslümanları epey şok etti ve acaba bu bir nefret suçu muydu diye düşünmeye itti. Ama yetkililer elde bulunan kanıtlara dayanarak olayın nefret suçu olmadığını belirtti. Abdülmunim Sombat Jitmut ve oğlu Selahattin Tayland'da yaşıyordu ve Selahattin'in üniversite eğitimi için ABD'ye taşınmışlardı. Abdülmunim duruşma sırasında oğlunun katili olan Alexander'a kendisini affettiğini söylerken ona hiç kızgın olmadığını, onun bu suçu işlemesine sebep olan şeytana kızgın olduğunu söyledi ve Kur'an'da yazan öğretileri söyledi. Sana kızgın değilim. Ben seni böyle alçakça bir suç işlemeye sürükleyen şeytana kızgınım. Alexander'ın annesi Kulbart duruşma sırasında tanık olarak görev aldı ve oğlunun suçluluğunu kabul etti. İki ailenin anlaşması sonucu Alexander olası bir idam cezasından kurtuldu. Olayın ardından Abdülmunim, Alexander'ın annesi Kulbart'ın duruşmanın ardından kendisine teşekkür ettiğini ve e-mailine yazdığı mesajda İslam'ı öğrenmek istediğini söylediğini söyledi.